Evet, Westworld ikinci bölüm. Ee, geçen hafta hem ilk iki sezonu konuşmuştuk, hem de e, ilk bölümü konuşmuştuk. Sizden de çok güzel yorumlar geldi öncelikle sağ olun. Bugün de ikinci bölümü konuşacağız. Hatta sezon bitene kadar böyle bölüm bölüm devam edeceğiz ve hatta hatta daha önce bir kayıt daha aldık ama OBS sağ olsun e, benim affettiği için bir bir kayıt daha alacağız. Olsun. Simülasyondaymışız olsun. demin. Öyle evet demin. abi simülasyonmuş abi orada sıkıntı olmuş. Ben de fark edince simülasyonum iyi gibi hemen. <laughs> Neyse goy, goy bir yana. Nasıl buldun abi ikinci bölüm beğendin mi? Abi ikinci bölüm bence gayet güzeldi. Ee, Westworld hiç boş bölüm yapmadan hayatına devam ediyor. Yani iki sezon izledik bitirdik boş bölüm yoktu. Bu bölümde de yine boş yapmadılar. Bu kadar e, içi dolu dolu devam edebilen bir dizi izlediğim için çok memnunum. Ee, Üçüncü sezon reytingleri televizyonda çok kötü diyorlar. İptal edilmesinden hem korkuyorum hem de HBO yetkililerinin bugüne kadar Westworld'la alakalı yaptığı açıklamalardan hep şeyi hissediyorum. Hani Westworld bizim de bir şeyimiz. Şovumuz olsun gibisinden bir gözle bakıyorlar Westworld'u anladığım kadarıyla. Ee, ama şeyde reytingleri çok düşükmüş. İlk iki sezona kıyasla çok çok düşmüş üçüncü sezonun ilk bölüm reytingleri. Ya orada biraz şey durumu var sanırım. Ben ona bir baktım. İkinci sezonun da ortalama izleyici sayısı sezon bittikten sonra da artmaya devam etmiş. Sanırım o dij dijital izlenmelerden de kaynaklanıyor. Eee hmm. işte ilk sezon 12 milyon ortalama, ikinci sezon 9,5 civarı sanırım. Ve sezon bittiğinde çok daha düşükmüş. Ama tabii belli de olmaz. Yani şu an zaten prodüksiyon dünyaları karıştı virüsten dolayı. Zaten onaylansa da bir buçuk iki seneden önce biz bir sezon göremeyeceğiz. Belki de şey de diyebilirler hani abi zaten hani istediğimiz noktaya geldi. Hani kötü olup olmaması dert değil. Çok ara girecek. Çok e, gereksiz uzayacak. Belki de bitirelim de diyebilirim ama umarım bitirmezler. Ha güzel bir yerde biterse de bitsin tabii. Çok da önemli değil. Evet. City'nin temposu çok yükseldi. Ee, bu, bu bölüm şeyden korktum mesela. İşte Bernard adaya geri gidiyor. Eyvah dedim yine Westworld'de öyle oradan oraya koşturacak mı Bernard 1 2 bölüm. <laughs> Miv de öyle. <laughs> yok abi hemen hemen bölümün sonuna doğru hadi abi okey alacağımızı aldık deyip çıkışa geçtiler. Mivi de War, War atmışlar. Eyvah dedim şimdi bir 5 bölümde World'den bir çıkmaya çalışacak falan. Evet. Yok abi hızlı hızlı <laughs> ilerliyoruz yani hiç öyle şey yok. Eee yok yani gelmişken bir 2 2 sezon çıkaralım buradan <laughs> gibi yapmıyorlar hiç. O hız ve o e, kendi yazdıkları senaryo güvenmeleri çok hoşuma gidiyor. Öte yandan şey güzel. Ya şey yani güzel mi değil mi konuşmak lazım. Hızlıca bu sezon finalini büyük yapmaya çalışıyorlar gibi hissediyorum. Belki de son sezon olacağını düşünmüş olabilir yazarlar gibi de bir his var. Ben de bu kadar hızlı ilerlemelerinden. Tabii o biraz hissediliyor. Yani ilk iki sezona göre çok daha hızlı cevaplar veriyorlar. Miv konusu da öyle oldu. Yani Miv'in içinde bulunduğu dünyanın simülasyon olduğunu anlaması aslında bir nevi bir sanal sorgu içinde olmuş olmasını vesaire çok hızlı çözdü. Biraz bu kadar hızlı bilgi vermesi, timeline'ın biraz daha paralel akıyor gözükmesi tabi şey konusu da bir yandan zorluyor. Yani Mew'in bir simülasyonda olması, ilk bölümde gördüğümüz gözlük konusu. Yine bizi bir yerde illaki bir ters köşe yapacaklar o belli. Ama bunun gidişatını yine o ters köşe yapacağız. He, bakın biz çok akıllıyız gibi yapmıyorlar. Hepsinin yine bir amacı var. Yani işte dediğin gibi Bernard adaya gitti işte Stubbs'ı buldu. ...kendini keşfetti aslında bir nevi. Kendi içindeki dataları buldu. Çünkü data şeyine ulaşması lazımdı. En azından kontrol... ...iPad'ine ulaşması lazımdı. E, Miiv de bir yandan... ...çıkmaya çalışıyordu. Onun da aslında çıkış yolunun... manipülasyon edile, manipüle edilebileceğini gördük. Yani yine bir... ...çocuk sevgisini çözse bile... ...Hector üzerinden onun aslında... ...datalar nerede Miiv'cim söyle bakayım... ...şekli bir sorgu içinde olduğunu anladık ve onun da aslında buradan çıkışı şey olarak iyiydi. Yani algoritmayı zorlayıp e, içerideki datalarla oynayıp kendini yeniden yazıp karakteri hmm. lupa falan sokması eğlenceliydi. Ee, Rick and Morty tarzı bir çıkış yaptı gerçekten. Ha, yani. evet evet aynen abi Rick and Morty gibi bir zekaya sahip orası yani güzeldi. Yani öyle şey gibi çıkmadı. Eee sen yalan söylüyorsun bana falan gibi değil. Gerçekten e, hatalardan dataların içindeki belki de farklı durumlardan işte Felix ile Sylvester'ın onu tanımaması gibi Lee'nin tuhaf davranışları gibi datalardan bunu çözdü. Hatta Meven, senin... Heh. İşte o şey ilginç geliyor tabii. Şimdi orada bir şöyle bir durum ortaya çıktı. Mivin söyledi birkaç tane şey var. İşte e, bu şey kim yazıyorsa kendi kodunu kullanmış tekrar falan diyor. Bir de işte Lee'nin öldürüldüğünü bilmesi, Lee'ye Lee güveneceğini tahmin edip öyle bir senaryo yazılmış olması, Delos'a ait bir sürü unsurun simülasyonda tekrar edilmiş olması filan. sonradan zaten gidip Bernard'ların <laughs> Meeve'in kafasının arkasının açılmış olduğunu görmeleri filan şeyi evet. gösteriyor bize. Bir şekilde Delos içerisinden bilgi dışarıya çıkmış. Hatta eğer bu dizinin son sahnesi gerçekten gerçeklikteyse... Ee... Mii'nin içeride bir bedeni var ve kafası açılıp arkadan kafası kafasından şey çıkarmış. SD kartı çıkarılmış Mii'nin. Ee, Serak da burada mive ye tekrar yeni bir beden verip o SD kartı onun içine koymuş. Karşıma alayım da konuşayım diye. Ee, kim yaptı o bedeni? Yani Serak işte şey yapmayı beceriyormuş şu anda. Anladın mı? Dışarıda host yapmayı bu rakip şirket, Delos'a rakip olan bu şirkette mi host yapmayı biliyor? Ya da işte Delos'a ait birileri döndü, ihanet etti bunlara. Aman bak abi bunlar ayaklandı, dünya ele geçecek robotlar deyip bu heriflere bilgi mi getirdi? Kimdir bu Delos'un bu kadar bilgisini bu heriflere bu kadar net bir şekilde taşıyabilen kişi? İlerleyen bölümde göreceğiz herhalde. Evet ya bak o çok güzel bir detay. Ee, onu da bak su yüzene çıkarmadan aslında belli ettiler. Şimdi son çıkanlara bakıyorsun işte Hale'ın Pearl'lerle çıkıyor, yani Dolores'ın Pearl'lerle çıkışı. İçeride hmm. kalanlar, güvenlik ekibi vardı vesaire. Buradan bir e, biri çıkacak belli ki. Ha içeride kalan e, hani ilk sezondan ilk iki sezondan bir gönderme, oradan bir karakter, başka bir karakterlerin e, belli hamleleri olabilir mi? Onları vesaire göreceğiz. Onları da e, mutlaka açıklayacaklar ama güzel bağlamışlar yani Miv konusunu. Serak karakteri de zaten Vincent Cassel oynuyor. Vincent Cassel de e, benim çok sevdiğim bir oyuncudur ya ona da ilk, hmm. ilk videoyu çekerken unutmuştum söylemeyi de. Ee, o da bu işin altından bayağı iyi kalkacak gibi duruyor bayağı iyi bir karakter yaratacak orada. Hmm. Yani diğer tarafta Bernard'ın e, adaya dönmesini de dediğin gibi hızlı toparladılar. E, orada Stubbs'ın konusu artık e, ayan bayan ortaya çıktı zaten bekleniyordu böyle bir şey çıkacağı. Ve Bernard'ın aslında e, bu işleri yaparken benim yine hoşuma giden konulardan biri Ford'un e, tohumladığı durumlar ilk sezonlardan. Devamlı bize gösteriliyor işte e, orada size işte Stubbs'a verdiği görev e, orada tekrar Bernard'ın kendini bulması için aslında bir iç yolculuğa çıkmasıyla ilgili Ford'un ona verdiği e, daha doğrusu Dolores'le konuşturarak bir Arnold'a dönüşme hikayesinin hala devam ettiğini anlıyoruz. E, diğer tarafta ee, Mii ve işte söylediği Dolores'e de söylemiş sanırım Ford i̇şte sen dışarı çıkarsan insanlar seni e, nedensizce öldürecekler ve bunu anlamayacaksınız işte robotun Mii'nin Pearl'ünü kaçırırken e, kurşuna dizilmesi vesaire Hı -hı. bunlar hep e, hala ilk iki sezondan Ford'un da e, çıkarımlarının göndermelerinin planının nereye gittiğini nasıl e, derin olduğunu bize tekrar tekrar söylüyor şey ilginç eee <laughs> Serak şeyi söylüyor ya bölümün sonunda işte biz bir algoritma kurduk dünyayı çok daha iyi hmm. bir yere getiriyor. Çok güzel kararlar alıyoruz artık tarihi yazacak birisi var falan filan diyor. Kendi yarattığı ama artık kontrol etmediği algoritmaya çok güveniyor. Ee, öte yandan işte şeyi de görüyoruz abi Bernard gidip bir tane kaçak balıkçı teknesiyle <laughs> e, merdiven altı böyle mesleği <laughs> yandan çıkıp takataka <laughs> taka gidiyor. Yani nerede kaldı senin algoritman yani aslında şöyle güzel bir şey var bu dünyada hala. Hatta ilk bölümde de onu görünce çok şaşırmıştım. Devam ediyor aynı durum. Yani evet şey bir dünya almamış. Geleceğin dünyası böyle ütopya işte bütün insanlar artık evet, şehirlerde yani. yaşıyorlar ve herkes işte algoritma hizmet ediyor gibi bir şey yok. hala işte demek ki kod taşlarken ciğeri yananlar anladın mı böyle sweatshoplarda can veren Çinliler falan hala o dünya geçerli. Yani aslında bildiğimiz kötü dünyanın kötülüğü hala duruyor ama bugün gördüğümüz gibi büyük şehirlerde. Silikon Vadisi'de, işte San Francisco, Los Angeles, belki hani İstanbul, Londra falan gibi büyük şehirlerde büyük bir algoritma her şeyi yönetir karar vermeye başlar olmuş ama hala off the grid yaşayan, kaçak yaşayan, kayıt dışı yaşayan bir dünya ve bir ekonomi gayet çayır cayır var. Bu da aslında en başından itibaren şeyi gösteriyor. Vincent Cassel'in karakterinin algoritması öyle de her şeye de karar vermiyor. Sadece bizimki gibi cep telefonu artı kredi kartı artı internet yaşayan insanların hayatını çok yönetiyor. Öteki insanlar hala e, oradan aldım buraya götürdüm. At bir 50 TL kardeşim. Yani sürünüyorlar ama bir yandan da hayat devam ediyor orada. Yani ideal bir dünya kuruyoruz falan dedi direkt yalan çıktı herifin yani. Ya bu bakış açısı şundan da güzel. Buna değinme niye oldu? Hep işte konuştuğumuz bütün o gelecek karamsarlığına sahip filmler. işte Terminator'dur, Robocop'tur, Hı -hı. Matrix'tir. Hep onları total olarak dünya bir kaosa sürüklenir, değişir, kaderleri değişir insanların. Hı -hı. işte işçi sınıfı da robotlar da zengin zümre hep böyle hepsi beraber giderler ya da hepsi beraber e, e, yükselirler vesaire böyle bir hep olumsuzdur yani burada belli bir zümre var belli bir hareket alanı var işte Sarak'ın e, zaten Hı -hı. evini dünyasını gördük vesaire diğer şirketlerin ya da işte New York'taki işte kalep gezerken normal binalar da var ama bir yandan işte Delos'un binası var daha fütüristik bilmem ne yani dediğin çok doğru. Dünyanın bir kısmı hala bok içinde yaşıyor. Bunlar da zannediyorlar ki abi biz çok güzel bir gelecek yazıyoruz. Halbuki kendileri için aslında yine Westworld'da olduğu gibi, gibi bir grup insanın biz ölmeyeceğiz, biz işte ölümsüzlüğü bulacağız düşüncesine hapsolduğu gibi kendi dünyalarında takıldıklarını gösteriyor. Bu çok güzel bir denge. Umarım bu fake çıkmaz. Yani aman abi onlar da işte öyle gösterge şeydi simülasyondu falan. Öyle çıkarsa hmm. biraz üzülürüm açıkçası söyleyeyim ama öyle çıkmazsa da bence dizi çok 12'den vurmuş olur konuyu. Evet simülasyon konusunda inşallah uzatmazlar. Çünkü böyle simülasyon falan kafasına bir kere girdim mi bu sefer millet te teorilerde var. Aman abi net simülasyon bu da simülasyon abi falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Simülasyon içinde zaten millet gerçek dünyanın simülasyon olduğuna inanmaya çalışıyor. Evet, e, falan abi. filan yani o simülasyon zincirine bir girdin mi çıkmazsan oraya sıkıştırmazlar bizi inşallah. Aynen abi dizi biterken. biraz endişe ettim yani eyvah dedim hani oraya mı geleceğiz. Kola dökmeyelim yani sonra İsrail protesto. <laughs> ha filan evet yani saçma bir duruma gelmeyelim diye düşünüyorum. düşünüyorum. Bir diğer konu da abi Dolores'in resim planı şu açıdan ha. ilginç geldi bana hani böyle ilk bölümde ilk bölümleri izince şey diyorsun. Aa okey abi gelecekte herkes elit olmuş falan. Çünkü şey gösteriyor sana. Full cyberpunk'a geçmiş bir dünya var gibi gösteriyor. Yani adam dar gelirli. Dar gelirli adam da algoritmanın içerisinde tutulmaya çalışıyor falan diye ilk bölümde. Evet. Ama işte şey de gösteriyor. Yo adam kaçakçılığı yapan balıkçı da hala Singapur'da yaşıyor. Yani işte off the grid insanların hala olması şeyi düşündürdü bana. Dolores bu dünyayı yok etmeye mi çalışıyor yoksa yönetmeye mi çalışıyor? Çünkü yok etmeye çalışıyorsan gidip de algoritmanın insan hayatlarını yönettiği şehirler büyük şehirler, büyük ekonomiler dışına çıkıp da bir şeyler de yapabilirsin her zaman. Ama yok sürekli işte ilk bölümde Dolores'in gezdiği yerleri gördük ya parka ziyaret etmiş zenginlerden bir şeyler toplamaya çalışıyor. Dataları toplamaya. Dolores herhalde bir şekilde dünyanın ekonomik dengelerini kontrol alıp dünyayı yönetmeye falan mı çalışacak? Öyle bir şey yapmaya çalışıyor gibi hissettirdi bana. Çünkü ya da şey mi yapacak yani? Ne bileyim. İnsanların gelişmiş teknolojilerini ortadan kaldırıp sadece herkesin Singapurlu balıkçı seviyesine geldi <laughs> yani böyle anladın mı? Bir dünya mı yaratmaya çalışıyor? Hani gelecek teknolojiden çökertip herkesi daha basit bir hayata mı çekmeye çalışıyor? Onu çok anlamadım. Çünkü ne olacak? Üç gün sonra sen algoritma yönetsen Singapur'daki adam hala işine bakacak. Anladın mı? Yani ha. kod taşlayan adama ne yapacaksın? Gidip onu da mı yok edeceksin? Ya orada zaten... Orada bir tuhaf ha. bir durum olacak bakalım ne olacak bilmiyorum ama. Haklısın hatta orada bu işin işaretini biraz Bernard'dan anlıyoruz gibi. Bernard işte şey paninde ya Dolores herkesi yok edecek abi insanların köküne su, kibri suyu dökecek falan. Hmm. O biraz bence şey işareti gibi ya yani Bernard da bence yanlış anladığını ya da konunun aslında hani şey diyor ya sen başta aynı yoldayız ama bu yolda ortak değiliz. Hani sen başka bir şey yapacaksın ben başka bir şey yapacağım. Bence Dolores şeyi keşfetmiş durumda ya yani bu insanlar bizi manipüle ederek, yönlendirerek, eğiterek ve bir yere hapsederek ve bizi buna bizim bunu fark etmemizi engelleyerek yıllarca kontrol ettiler, yaşattılar. E ben şimdi gerçek dünyadayım. Benim bunları yok etmemin, yani öldürmemin daha doğrusu ya da işte e, bana yardım olmayacak şekilde bir kaosu sürüklemenin bir anlamı yoku bence çözmüştür. Onu biraz Delos'un işte şirketini görüyoruz. E, de, yani Dolores'in daha akıllı daha adım atarak hareket etmesinden anlıyoruz. Dataları başka bir yere yollamıştı. Belki o datalara ulaştığında da anlayacağız bir kısmını. Bu bana çok güzel geldi. Yani muhtemelen Dolores e, insanları manipüle etmenin ekonomiyle olabilir. Ha belki şu olabilir. Onları bir simülasyona hapsedip belki onların iş gücünden belki e, yarattıkları o simülasyonun bir çıktısı olur mu bilmiyorum. Nasıl bir çıktısı olur ama. Ee, onun işine yarayabilecek bir çıktı sorusu onu kullanıp bir kullanma bir kontrol mekanizması oluşturmak gideceğini ben de düşünüyorum ya yani. yani öyle çok basit bir Bernard'ın dediği gibi aman abi hepimizi bıçaklayacak olmayacak mı? Ya yani evet bence şey zaten ilk bölümün sonunda e, Arun Paul'un oynadığı karakterle buluşmaların bir noktası da oydu yani evet. Dolores sürekli şeyi gördü hep bir grup zengin var bunlar bizi yarattı bir grup zengin var bizi manipüle ediyor bir grup şirketler var dünyayı hükmediyorlar falan. Tamam da şöyle bir şey var. Dolores'e şu geldiği noktaya gelmesin ve insanlar diye suçladığı kişi hep aslında iktidar para güç sahibi insanlar tamam mı? Şimdi Aaron Paul ve benzer karakterlerle bence şeyi de fark edecek. Aa lan insan dediğin de gariban bir şey ve aslında <laughs> ilk bölümde gösterdikleri Aaron Paul'un karakteri de böyle bir döngünün içerisinde ya her gün. Evet. Gidiyor ekmeğe şey yapıyor, evine geliyor gidiyor etme Aynı drone gibi çalışıyoruz biz de. Acaba hani Dolores'in de böyle bir ulan biz dünyayı yok edek, insanları yok edek dedik ama bunlar kendi vatandaşının da anasını ağlatmış gibi böyle insafa geldiği bir storyline mı göreceğiz devamında? Bakalım. Bir yerlere gidecek kesin. Ya bu bakış açısı güzel evet. Yani Nolan akıllı bir adam. Ee, Lisa Joy da çok akıllı bir kadın. Bence biraz daha bu dünyanın gerçekliklerinden kopmadan e, bu işi çözecekler gibi duruyor. O yüzden yani bakarım, yani böyle iyi Dünyayı diye. yok etmek, insanları yok etmek değil de Ford'un asıl planı dünyayı kurtarabilecek akla sahip böyle bir hani anladın mı? Ben dünyayı kıyametten kurtarabilmekle sahibim. <laughs> Yalnız Westworld'de görevli değilim. <laughs> Mehdi Dolores, Mehdi Maeve yaratma planı da olmuş olabilir çünkü ee, algoritma kimin iyisine kimin kötüsüne çalışıyor şu anda bilmiyoruz. Yani He. belki yarın bir gün Dolores şey de diyebilir Orun Paul'un kaderlerini görünce. Ulan yazık bunlar da gariban. Herkesin doğru düzgün geçinebileceği işte temel işsizlik maaşının olduğu ve falan gibi böyle bilgisini <laughs> anlattığı dünyayı kurmaya falan kalkışabilir. Bakalım nereye gideceğiz? Çok merak ediyorum gerçekten. Ee, ama bölüm bence bu sezonun posteri dediğim gibi hep aklımızda kalacak bir şey. Bir insan ya da robot bedenine saplanmış bir şehir, şehrin kulelerini gördüğümüz bir poster hmm. var. Ve şehrin dışının full şey çöl olduğu bir dünya var. Yani aslında gerçekten posterde bile şeyi söylemişler. Bütün bu teknoloji gelecek bilmem ne mücadelesi şehirlerde veriliyor. Yine balıkçı abim balıkçılığını yapıyor, yine işçi abim, emekçi abim emekçiliğini yapıyor ve biz onları da göstermeye devam ediyoruz. Sanki onlar hiç yokmuş gibi davranmıyoruz Evet. gibi evet. bir mantık var şu anda. O hoşuma gitti gerçekten. Hatta Bernard'ın o çalıştığı et üretim merkezinde vardı yani yapay et üretiyorlar böyle metallerin üzerinde <laughs> falan ama yine işçi var yani hani bir otomasyon Tabii. yok <laughs> orada süründürüyorlar onları. Ha tabi bir de şeyi gördük ya dur onu da ekleyelim ya yavaştan Game kapatacağız ama. Aynen ejderhamızı ve Game <laughs> Ya ben korkuyordum hani şey yatay bakışa söylemiştim D&D gözükecekmiş ha. abi Westworld'da diye. İyi, e bence araya almışlar herifleri güzel olmuş evet. bence bunlar da kovulmayı bekliyor filan. Yani... <laughs> evet evet orada böyle dragonu kesip Costa Rica'ya kaçıracağım abi falan diye böyle boş muhabbet yapıyorlardı. Güzel yani, olmuş yani. Komik de evet. Game of Thrones yani suyunu da çıkarmamışlar. Game of Thrones diye uzatmamışlar ama hani anlayana göz kırpmışlar. Sempatik akıllı bir mevzuydu bence o da. Aynen. Bir de şey güzeldi. Onu da ekleyeyim artık. Sonra senin de son ekleyeceğim varsa oradan kapatırız. devamlı Mive şey yapılıyordu ilk sezonlarda. Bu sezonda da Serak karakter yaptı. Bir savaşın ortasındayız. Bir savaşın ortasındayız. Mivi de aslında İkiz Dünya Savaşı'nın ortasına uyandırdılar. Hmm. İşte işte bir savaşın ortasındayız da bence şey olmayacak yine bu konulara bağlı olarak. Böyle taş şeyle silahlarla birbirimize dalıp birbirimize bıçaklıyoruz değil. Hani ne savaşı olduğunu, bunun ekonomik mi, data mı, işte algoritma mı onu da göreceğiz. O da güzel bağlamışlar yani onu da onda dedim. Var mı sen ekleyeceğim başka bir şey? Yok abi. Yani zaten çok temiz bölümdü. Geleceğe yani. dair birazcık spekülasyon yapmamızı sağladı. Daha da aşırı spekülasyon yaparsak suyunu çıkartırız diye düşünüyorum. Aynen. O yüzden benden bu kadar bu bölümlük. Tamamdır. O zaman hafta 3. bölümde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay.